Kocaeli Üniversitesi Radyosu Radyo Key'nin haber programı Güne Bakış'ın konuğu, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Enver Mete Aslan oldu. Profesör Doktor Enver Mete Aslan, Devlet Konservatuarına dair merak edilen soruları yanıtladı. Öncelikle konservatuar hakkında genel bilgiler veren Profesör Doktor Enver Mete Aslan, konservatuvarda 3 bölüm olduğunu, bu 3 bölümün altında 7 ana sanat ve ana bilim dalı olduğunu söyledi. Konservatuvarımız çok samimi bir fakültedir. Evet. <laughs> sanat fakülteleri her zaman böyledir. Devlet konservatuvarımız 2005 yılında kuruldu. Üç bölümümüz var. Birincisi e, Türk müziği bölümü. Türk müziği bölümünün altında da geleneksel Türk müziği ile Türk halk müziği ana sanat dalı var. Dört ana sanat dalı da müzik bölümünün altında var. Bir bölümümüz daha var. O da müzikoloji bölümümüz. Müzikoloji bölümümüz e, ana bilim dalı olarak geçiyor. Bir de ayrıca e, Türkiye'nin nadir üniversitelerinden ee, biri olarak ortaokul ve lise bölümlerimiz var. Konservatuvarın fiziki yapısından da bahseden Profesör Doktor Enver Mete Aslan en iyi konservatuvar kampüslerinden birine sahip olduklarını söyledi. Ben iddia ediyorum en iyi konservatuvar kampüslerinden birine sahibiz. Ee, üç binamız var. Neredeyse her bölüm için bir bina tahsis etmiş bulunmaktayız ve çok e, konforlu e, bir kampüs hayatı yaşıyoruz. Kendim, evet. Kendimize ait, devlet konservatuvarına ait bir bahçemiz var. Konservatuarın müstakil yemekhanesi mevcut, müstakil kendine ait bir kantini var. Aynı zamanda kütüphanemiz mevcut. Çalışma odalarımızda öğrencilerin kullanabilmesi adına piyanolar ve metrekare açısından çok rahat edecekleri bir çalışma odası sistemi kurulmuş vaziyette 3 tane konser salonumuz var. Evet. Bir tanesi 300 kişilik. Evet. iki tanesi de 80 kişilik küçük konser salonu. Toplam 3 tane konser salonumuz var. Profesör Doktor Enver Mete Aslan konservatuvarın yurt içi eğitim olanaklarına da değindi. Devlet konservatuvarları sanatçı yetiştirmeye yönelik planlanmıştır. Fakat bunun yanında öğretmenlik yetkisi de vermektedir. Devletin müzik müzikle alakalı kurumlarına ve üniversitelerin e, akademik kadrolarına ee, çok sıklıkla öğrenci göndermekteyiz. Konservatuvarın öğrencilere sağladığı imkanlara da değinen Profesör Doktor Enver Mete Aslan, yan dal çift ana dal imkanının olduğunu belirtti. Sanat çok küçük yaşta başlaması gereken ve e, butikleşmesi gereken spesifik bir konu olması e, icap ediyor ve bu sebeple biz öğrencilerin e, başka bir dala geçişlerinin bir önceki dallarına zarar verebileceği endişesiyle buna çok sıcak bakmıyoruz. Yani bir öğrenci başladığı enstrümanın, başladığı çalışma alanının dışına çıkmadan o alanda yoğunlaşarak hareket ederse çok daha sağlıklı, fa sağlıklı ve fa kendisine faydalı olacağını düşünüyoruz. Konservatuvar'dan mezun olan bir öğrenci için iş olanaklarını da değinen Profesör Doktor Enver Mete Aslan, yapılan özel yetenek sınavında öğrencilerin hangi kriterler üzerinden değerlendirildiğini de anlattı. Şimdi biz özel yetenek sınavında iki aşamalı sınav yapıyoruz. Birinci aşamada kulağını e, temel düzeyde test ediyoruz. E, bu üniversitenin web sayfasında, devlet Konservatuarı'nın web sayfasındaki duyurularda yayınladığımız sınav kriterleri, sınav yönergeleri içerisinde e, bu sınav süresince hangi sorularla karşılaşacakları, nasıl bir kulak imtihanına tabi olacakları aslında açık açık puanlamalarıyla gözükmekte. Profesör Doktor Enver Mete Aslan son olarak konservatuvar okumak isteyen bir öğrencinin neden Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı tercih etmesi gerektiğini de söyledi. Başta söyledim çok güzel bir kampüsümüz var. Evet. Bekleriz. Eylül'deki sınavlarımıza kadar öğrencilerimizin gelmesi, gezmesi, ziyaret etmesi, binaları görmesi, bahçeyi görmesi, imkanları görmesi için kapımız açık. Ee, i̇kincisi iyi bir eğitim kadromuz var. Daha da e, iyi olması adına çaba sarf ediyoruz. Daha da genişlemek adına çaba sarf ediyoruz. Konservatuar düşünen öğrencilerimizi kesinlikle e, Kocaeli'den yollarını geçirmelerini tavsiye ediyorum. Mutlaka onlarla bir sınav süresince de olsa karşılaşmak, görüşmek, onların seslerini duymak, onların yeteneklerini, söyledikleri şarkıları, çaldıkları enstrümanları dinlemek istiyoruz. Yani açıkçası, daha açık söyleyeyim... Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kesinlikle tercih etmeliler. Evet. Başarılı oldukları takdirde çok önemli bir eğitim öğretim hayatına imza atacaklarını düşünüyorum ve eminim bundan da.